Bismillahirrahmanirrahim. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez. Hiç kimseden fidye alınmaz. Hem onlara yardım da edilmez. Yahudiler, Hristiyanlar hakiki bir din üzere değil. Hristiyanlar ise Yahudiler hakiki bir din üzere değil dediler. Halbuki her iki topluluk da kitabı Tevrat ve İncil'i okumaktalar. Dini bilmeyenler de onlarınkine benzer sözler söylediler. Allah kıyamet günü anlaşamadıkları hususlarda hükmünü verecektir. Öyle bir günden sakının ki o gün hiçbir kimse bir başkasının yerine ödeme yapamaz. Hiçbir kimseden fidye kabul edilmez. Ve kendisine şefaat fayda etmez. Onlara yardım da edilmez. İşte önderler, kendilerini izleyenlerden uzak durdular. Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi. Şeytanın peşinden gidenler ne bekliyorlar? Onlar akılları sıra buluttan gölgelikler içinde Allah'ın ve meleklerin gelip haklarındaki hükmün verilmesini, işlerinin bitirili vermesini mi bekliyorlar? Bütün işler ve hükümler Allah'a aittir. Ey iman edenler, ne alışverişin ne bir dosttan yardım beklemenin ne de bir kimseden şefaat ummanın mümkün olduğu bir gün gelmeden önce size nasip ettiğimiz şeylerden harcayın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Dini inkar edenlerin müstahak olmaları sebebiyle gerek malları, gerek evlatları Allah'ın vereceği cezayı önlemede kendilerine asla fayda veremezler. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. Gün gelecek, her kişi gerek hayır olarak, gerek kötülük olarak ne işlemişse hepsini önünde bulacak. Yaptığı kötülükten bucak bucak kaçmak isteyecek. Allah sizi zatına karşı gelmekten sakındırır. Doğrusu Allah kullarına karşı pek şefkatlidir inkar yoluna sapan ve kafir olarak can veren kimseler kurtuluş fidyesi olarak dünya dolusunca altın verseler de mümkün değil hiçbirinden kabul edilmeyecektir bunların hakkı çok acı bir azaptır ve kendilerini bundan kurtaracak olan da yoktur kafir olanların ne malları ne de evlatları kendilerini Allah'ın cezasından asla kurtaramaz. Onlar cehennemlik olup orada ebediyen kalacaklardır. Hadi diyelim siz bu dünya hayatı bakımından onları savundunuz. Peki yarın kıyamet günü kim Allah'a karşı onları savunacak? Yahut kim onların vekili olacak? İman edip İyi ve yararlı işler yapanların mükafatlarını Allah tam tamına ödeyecek, hatta lütfundan onlara hak ettiklerinden daha fazlasını da verecektir. Kulluktan kaçınıp kibirlenenleri ise can yakıcı bir azaba sokacak ve onlar Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Kâfirler kıyamet günü cezaları olan azaptan kurtulmaları için dünyada olan her şeyi bir misli fazlasıyla verseler dahi kendilerinden kabul edilmez. Onlara can yakıcı bir azap vardır. Onlar ateşin karşısında durdurulup da "Ah ne olurdu! Dünyaya bir geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek" müminlerden olsak dedikleri zaman bir görsen neler olacak neler hem onları Rablerinin huzuruna getirilip hesap meydanında durduruldukları zaman bir görsen Hak Teala, nasıl diyecek şu gördüğünüz diriliş gerçek değil miymiş onlar da evet Rabbimiz hakkı için gerçekmiş diyecekler Allah Teala buyuracak. Öyleyse kafirliğinizden ötürü şimdi tadın azabı. Dinlerini bir oyuncak ve eğlence haline getiren, kendilerini dünya hayatı aldatmış olan kimseleri kendi hallerine bırak. Sen yalnız Kur'an ile vazet ki Allah'tan başka yardımcısı ve şefaatçisi bulunmayan hiçbir nefis işlediği günahlar yüzünden helâke teslim edilmesin. O her türlü fidyeyi denkleştirse bile yine ondan kabul edilmez. İşledikleri günahları yüzünden helâke sürüklenenler, mahvolanlar işte bunlardır. İnkârlarından dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve acı veren bir azap vardır hepinizin sonunda toplanacağı yer, O'nun huzurudur. Gökleri ve yeri, hak ve hikmetle yaratan O'dur. O, ol dediği zaman, her şey verir. Sözü haktır. Sura üfleneceği günde, hakimiyet O'nundur. Görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da olacağı da, o bilir. O hakim ve habirdir tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Kıyamet günü de Hak Teâlâ şöyle buyuracaktır. İşte siz, ilk yarattığımızda olduğunuz gibi çıplak, teker teker huzurumuza geldiniz. Size verdiğimiz mallarınızı da çok gerilerde bıraktınız. Hani siz dünyadayken Allah'a şerik olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanında görmüyoruz. Gördünüz ya, aranızdaki bağlar bir bir koptu ve ortak olduklarını iddia edip güvendiklerinizin hepsi sizden uzaklaştı. Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz. Onlar imana gelmek için ne bekliyorlar? Meleklerin inmesini mi? Rabbinin imha eden azabının veya Rabbinin kıyamet alametlerinden birinin gelmesini mi? Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün daha önce iman etmeyen yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez." de ki: "Bekleyin, biz de beklemekteyiz." Celalim hakkı için biz Nuh'u resul olarak halkına gönderdik. Ey halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Bunu yapmazsanız korkarım ki müthiş bir günün azabı tepenize inecektir. Sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar. De ki: onun ne zaman geleceğine dair bilgi yalnız Rabbimin nezdindedir. Vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sen sanki onu biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar de ki ona dair gerçek bilgi, yalnız Allah'ın nezdindedir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Kendi nefsine zulmeden her kişi, dünyadaki bütün şeylere malik olsaydı bile, cezadan kurtulmak için hepsini fidye olarak verirdi. Onlar, cezaları olan azabı görünce, içten içe duydukları pişmanlığı açığa vururlar. Ne çare ki kendilerine asla haksızlık edilmeksizin aralarında adaletle hüküm verilmiştir. O gün gelince Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse konuşamaz. Artık onlardan kimi bedbaht, kimi mutludur. Acaba onlar farkında olmadıkları bir sırada Allah'ın cezasına uğrayıp azabın kendilerini kaplamasından yahut Ansızın kıyametin kopmasından emin midirler? Rablerinin çağrısına icabet edenlere en güzel mükafat cennet vardır. Fakat onun davetini kabul etmeyenlere gelince, şayet dünyada olan bütün şeyler ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı, kurtulmaları için video olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir. Söyle o iman etmiş kullarıma namazı tam gerektiği şekilde kılsınlar. Alışverişin veya dostluğun olmadığı gün gelmeden önce gizli ve açık şekilde kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan nimetlerden bağışta bulunsunlar. Sen, o zanimlerin işlediklerinden, sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O sadece onların, dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir güne ertelemektedir. O gün onlar, başlarını dikmiş, gözleri donup kalmış, kalpleri bomboş koşup dururlar. Gün gelir, yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir. Bütün insanlar kabirlerinden kalkıp tek hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. Gün suçlu kâfirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini ise ateş kaplar. O gün suçlu kâfirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini ise ateş kaplar. Gün gelecek, herkes sadece kendisini kurtarmaya bakacak, gözü başkasını görmeyecek, her şahsa yaptıklarının karşılığı tam tamına ödenecek, kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir. Fakat bizim takdirimiz başkaydı. Nasıl onları uyutup, sonra uyandırdıksa, aynı şekilde öbür kullarımızı da Ashab-ı Kehf'in durumundan haberdar ettik ki, Allah'ın haşir Vadinin gerçeğin ta kendisi olup, hakkında hiçbir şüphe olmayacağını onlar da anlasınlar. Derken onları bulan halk, kendi aralarında onlar hakkında ne yapacaklarını tartışmaya girişti. Bazıları onların anısına bir anıt dikin. Biz gerçek durumlarını anlayamadık. Onların Rabbi hallerini pek iyi bilir. Derken görüşleri ağır basan müminler ise mutlaka onların yanı başlarına bir mescit yapacağız dediler. Gün gelir dağları yürütürüz. Yerin dümdüz hale geldiğini görürsün. İşte bütün insanları mahşer meydanına topladık eksik bıraktığımız bir tek kişi bile kalmadı. Suçlular ateşi gördüler. Orayı boylayacaklarını iyice anladılar. Etrafı yokladılar. Fakat ondan kaçacak bir yer bulamadılar. O gün yani kıyamet günü onlar deniz dalgaları gibi birbirine çarparak çalkalanırlar. Sur'a da üfürülür. İnsanların hepsini bir araya toplarız de ki dini inkar edenlere Rahman biraz mühlet versin bundan ne çıkar ama işin sonunda onlar kendilerine vaad olunan azabı veya kıyameti görünce işte o zaman öğrenecekler kimmiş mevkii daha düşük ve kimmiş asker ve maiyeti daha zayıf o sözünü ettiği mal ve evlada, biz varis olacağız. Nesi var nesi yoksa bize kalacak. Ve o huzurumuza tek başına gelecektir. Ve onların hepsi de kıyamet günü onun huzuruna tek başına gelecektir. Elbet gelecek kıyamet saati. Neredeyse açıklıyasın geliyor onun vaktini. Ta ki her kişi bulsun orada bütün yapıp ettiğini işlerinin karşılığını. Sûra sure üfleneceği gün, biz suçlu kafirleri, gözleri korku ve heyecandan göm gök vaziyette haşredip toplayacağız. Bir de sana o gün, dağların durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz, boş vaziyette bırakacak.'' Bir de sana o gün, dağların durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz, boş vaziyette bırakacak. Orada artık ne iniş ne yokuş göreceksin. O gün insanlar, hakkın davetçisine hiçbir tarafa sapmadan uyarlar. Rahman'ın azametinden dolayı sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. Onların beklentilerinin hilafına, o ateş öyle apansız gelecek ki, kendileri birden dona kalacaklar. Artık ne onu geri çevirecek güçleri olacak, ne de kendilerine süre verilecek. Gün gelir, gök sahifesini tıpkı katibin yazdığı kağıdı dürüp, rulo yapması gibi düreriz. Biz, ilkin yaratmaya nasıl başladıysak, diriltmeyi de biz gerçekleştiririz. Bu, üzerimize aldığımız bir vaattir. Bunu gerçekleştirecek olan da biziz. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Gerçekten kıyamet saatinin depremi, müthiş bir olaydır. Onu göreceğiniz gün, çocuğunu emziren anne, dehşetten çocuğunu unutup terk eder. Hamile olan her kadın, çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş görürsün. Halbuki gerçekte, onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı pek çetindir. Ve şunu da bilin ki, o kıyamet saati kesinlikle gelecek ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Kamil ve makbul şekliyle iman edenler Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler. Allah kıyamet günkü büyük duruşmada onlar arasındaki kesin hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir. Dini inkar edenler ise son saat ansızın gelip çatıncaya veya gün doğurmayan o kısır gün kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında şüphe içinde kalır giderler. Sura üflendiği zaman o gün artık ne aralarındaki akraba tutkunluğu bir fayda verir ne de kişi bir başkasının halini sormayı hatırından geçirir. O nura Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde, mescitlerde kavuşulur. Oralarda sabah akşam onun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki ne ticaretler, ne alışverişler onları Allah'ı zikretmekten, namazı hakkıyla ifa etmekten zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten, halden hale döneceği, altüst olacağı bir günden endişe ederler. Bu ateş, onlara daha uzaktan gözükünce, onun öfkesinden gürlediğini ve korkunç homurtusunu işitirler. Gün gelecek, gök, beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler, bölük bölük indirilecek. Gün cehennem azgınlara gösterilir. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden, o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden, Gerçekten endişe ediyorum. Salih, işte mucize, şu dişi deve. Nöbetleşi olarak, kuyudan bir onun içme sırası, belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin. Yoksa sizi müthiş bir günün azabı verir, dedi. Te Ve bu azap, kendilerine ansızın gelir ki, onlar hiç farkında olmazlar.